Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda da değerli bir konuğumuz var. Doktor Muhammed Şerafettin Kalay Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Biz direkt Şerafettin Hocam diyoruz. Önündeki M harfini sonra giriyoruz. Hep öyle zaten. Değil mi? Şimdi neyi konuşacağız değerli izleyiciler? Şu anda 70 binin üzerinde Hacı adayı mübarek topraklarda. Dolayısıyla mevsiminde, vaktinde konuşulması gereken konuyu konuşacağız. Hacı konuşmak istiyoruz işin üstadıyla. Hacın manası, hikmetleri nelerdir? Hacca gidenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Hacdan alınacak feyiz, ders, işte ibret nelerdir? Hacın tabii ki işte tavafı, sa'yı, efendim şeytan taşlaması, vakfesi vesaire bunlarla ilgili de hocamdan bilgi alacağız. Hacın heyecanı, hacın aşkı, bir de hacın fıkhı var. Çok detaylı bir ibadet ve şu anda hacılar artık oradalar bir kısmı ve gitmeye de devam ediyorlar. 80 bin üzerine çıkacağından bahsediliyor. Kontenjan geçen Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklama yapıldı. Güzel rakamlar bunlar. Şimdi hocama döneceğim. Nereden başlayacağız? Manasından başlayacağız inşallah. Tabii bir de hacdan bahsederken kurban da konuşulması gereken bir konu. Kurban ibadetinin edası. Onunla ilgili de detayları hocama soracağım. Evet hocam, şimdi her zaman ilk sorulması gereken soru. Manası nedir? Tarifi nedir? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkan ve cealehu lena şiraten ve minhâce. Ve sallallahu ala men erselehu rahmeten lil âlemîn ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. وَمَنِ اِهْتَدَى بِهَدِيهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ İlk önce ben manadan önce rakamla bir başlayayım. Nasip olursa Türkiye'den giden insan yaklaşık 70 veya 80 bin. Dünyadan gelen insan ise mümin kardeşimizle yaklaşık 2-3 milyon civarında insandır. Resmi rakamlar daha düşük gösterir ama herhalde 2 milyonun kesinlikle üstündedir. Almanya ve Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz de bize bağlı olarak sayılınca bir hayli işte yurdumuzla bağı olan insan oradadır. Ama dünyanın dört bir ucundan şimdi hani yağmurların dallardan, kayalardan, damlardan süzülerek geldiği, buluştuğu, aktığı, ırmakları coşturduğu, sonra da giderip denizde buluştuğu gibi şu anda Beytullah'ın çevresine doğru akıp orada girdap oluyorlar. İnşallah Arafat'ta da yakında Zilhicce'nin 9'unca orada gerçek ummanlık, gerçek deniz, gerçek okyanusluk yaşanacak. Nice insan orada o okyanustan bir damla olmanın şuuruyla hareket edecek. İnşallah gönülleri dolu. Hacc-ı mebrur ile dönmeyi Rabbim cümlesine nasip eder. Evet. Hac kelimesi de, umre kelimesi de, yani her ikisinin de belki mana olarak üzerinde duralım. Eskilerimizin genellikle bir huyu vardır. Bir konuya başlarken ilk önce onun lügat manasını söylerler, sonra ıslah manasını söylerler. Ya hac kelimesi de kelime olarak ziyaret etmek manasındadır. İştiyakla, arzu ederek, isteyerek ve ziyaret edilen mekana değer vererek yapılan ziyaretin adıdır hac kelimesi. Buraya bir mana daha ekleyelim. Bir kere ziyaret ettiniz ya, gönlün tekrar giderek ziyaret etmek istediği mana da içerisinde vardır. Her ne kadar biz ikinci, üçüncü defa hacca gidene kızar isek de kelimenin yapısında bu vardır. Niye kızıyoruz hocam? Pardon. Yani ne bileyim ben niye kızıyoruz? Yani hiç hani Paris'e üç kere gidene, Paris'e üç kere gidene, beş kere gidene veya falan adalara bilmem kaç kere gidene hiç kimse kızmaz. Hacca ne hikmetse bir iki kere gidene işte oraya gideceğine parayı şuraya versene, kimsenin Paris'e gidene parayı şuraya ver dediğini şimdiye kadar duymadım. Tıpkı hala bırakılacak çocuklar cami kapısına bırakılır, gitme meyhanın kapısına çocuk bırakanı da görmedim.
Onun gibi yani elbette ki değil ama günümüzde kotalar sebebiyle üzerinde durabiliriz. Yani belki sıkıntılar yüzünden bu sıkıntılar da asla hacdan, Beytullah'tan, Arafat'tan, Mina'dan, Müzdelife'den kaynaklanmıyor. Bu organizeyi yapanlardan, bu organizeye yardım etmeyenlerden, öyle diyelim, kendimiz de suçsuz değiliz, kaynaklanan yetersiz organize sebebiyle birkaç defa hacca gelinmesi çok defa istenmiyor. Ama kelimenin yapısının içerisinde kaynaklarımıza özellikle araştırma yapan kardeşlerimiz müracaat etsinler. O ziyaret, o değer verilen yeri tekrar ziyaret etme arzu ve iştiyakının duyulduğu manası bu kelimenin iç yapısında var. Yani hac kelimesinde tekrar ziyaret etme manası da var. Manası yani da var, evet. Suudi yönetimi hani şey olarak demiyorum, sayının şeyinden kota koyuyor. Yani işte şu kadar, kendi vatandaşlarına bir kota koyuyor sanırım. Kendi vatandaşlarına koyuyor, dışarıya da kota koyuyor. Yani diyelim ki Türkiye'nin nüfusu 80 binse, sayıdan ziyade 80, ziyaret sayısı olarak 3 evet, sefer gelen... 5 sefer hayır yani bir kere 5 yılda bir de şu anda yükseltildiğini 5 yılda bir değil yılda bir ancak tamam, gelebilir. Tamam, onlara evet. da kota koyuyor. Evet. Evet. Orada çalışan mukim olan insanlara da kota koyuyor. Değil mi? Tamam. Evet. Böyle. Hayır hayırlısı diyelim. Yani işin daha garibi, oraya doğru dalıp gitmek istemiyorum ama bakın olimpiyat yani bir yerde belki 100 yılda bir kere oluyor. Diyelim ki Tokyo Olimpiyatları, Mexico City Olimpiyatları, şunları bunları belki bir kere nasip oluyor. Ama o bir kere kaç milyon insan geliyor, onu karşılayacak bir altyapı hazırlanıyor. Şimdi burada hac her yıl yapılıyor. Her yıl yapılıyor, her gün bu sayı geldiğine göre böyle bir altyapı yaparsın. Haliyle gelen insanlar rahatlıkla gelirler. Ama günümüzde şöyle bir mazeretleri daha var. Beytullah'ın çevresinde müthiş bir yıkım yapıldı. Çok da organizeli yapılmadı. Belli bir taraf yıkılıp yapılacak diye yapıldı. Öyle bir yıkım yapıldı ki dağlar yok ediliyor. Dağlar yok edilmesi de devreye girince iş iyice uzadı. Çevrede iskan sıkıntısı da var. Yani biraz da onu düşünerek yani şu anda kota ısrarla takip ediliyor. Çok oturaklı onu da bulmuyorum. Yani detaylara girmek istemiyorum. Ben oraları iyi tanıyan bir kardeşinizim. Şöyle diyeyim. Kota 3 devlete yarıyor. Yani 3 devlete mani oluyor daha doğrusu. Bunlardan birisi Türkiye'dir. İkincisi Mısır'dır. Üçüncüsü İran idi. İran gelmiyor artık. Haliyle yani dördüncü Yemen'de savaş olmadığı zaman Yemen'di. Bunun dışındakilerde kota ile çok fazla ilgisi yok. Mesela, yarıyor derken yani kota... Engel oluyor diyelim veya sınırla onlar açısından işte... Çok hacı gelmesine mani olduğu 3 devlet var. Endonezya'nın nüfusu daha fazla. Endonezya'nın nüfusu daha fazla, kotası da daha çok ama Endonezya zaten kotasını dolduramıyor. Öyle mi? Eğer bu hesap evet hem uzak oluşundan dolayı dolduramıyor, maddi yani maddi sıkıntısı olduğu için. Yani, Bangladeş'i evet, Bangladeş'te aynı şekilde, Hindistan'daki aynı şekilde. Bu ülkelerin hiçbirisi 3 devlet vardı ciddi ciddi kotasını dolduran. Buna dördüncüyü de eklemek mümkün. İnişli çıkışlı olduğu için Türkiye, Mısır, Yemen ve İran'dı. Anladım. Evet. Şimdi tarif. Şimdi geçtik ıslah, yani bu evet. Neydi? Lugat tarifi idi. Yani şunu umre kelimesi de yani kelime olarak mamur bir beldeyi ziyaret etmenin adıdır. Umre kelimesiyle imar kelimesi aynı köktendir. Aynı şekilde umraniye kelimesi de aynı köktendir. Yine mimar kelimesi aynı köklendir. Haliyle mamur bir beldenin ziyareti manasına gelir. Ama ıslahlarına döndüğümüzde, fıkıhtaki bağlarına döndüğümüzde Beytullah'ın yani Allah'ın evinin, Kabe-i Müşerrefe'nin belli bir ibadet kastiyle ziyaretinin adıdır. Tabii ibadetin detayları olduğu için tarife girmiyorum. Herkes zihninde o ibadeti bildiği için söylüyorum. Belli bir ibadet şekliyle Kabe'yi tavaf etmenin, bu ibadetin gereklerini yerine getirmenin adıdır artık hac kelimesi. Umre kelimesi de biraz daha onun çerçevesi dar olduğu için şöyle diyoruz. Beytullah'ı tavaf ve sa'y ederek ziyaret edişin adıdır diye tarif etmemiz mümkündür. Yani mana olarak budur. Ama manevi mana dediğimiz çerçeveden bakacak olursak ta Kanada'daki, Alaska'daki, Türkiye'deki, Bosna'daki, Kırım'daki,
Tabii Türkiye Cumhuriyetlerindeki Endonezya'nın Pasifiklerin içerisine yayılan adalarındaki, dünyanın Yemen'deki, Fas, Tunus, Cezayir'deki insanların süzülerek gelip yan yana Rabbine dua ettiği, Beytullah'ı tavaf ettiği, çeşitli dilden ve renkten duaların birbirine karıştığı atmosferin yaşandığı yerdir hac ibadeti dediğimiz ibadet. Çok evet. Uzun ama güzel bir tarif oldu evet. Hocam böyle şeyse. Şimdi tabii haccın yani Kabe-i Muazzama derken ta Hazreti Adem'e gidiyoruz. Ama hac derken biraz Hazreti İbrahim'de kalıyoruz sanki. Şöyle geçmişe gidersek Hazreti Adem mi diyeceğiz, Hazreti İbrahim mi diyeceğiz? Yani hac için. Şöyle diyelim. Beytullah'ı kim inşa etti sorusuna Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim diye cevap veriyor. Bu Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetidir. Bu belki yıllarca kaybedildikten sonra inşanın adı olsa gerektir. Şöyle diyelim, Beytullah'ın Hazreti Adem devrinde melekler tarafından inşa edildiğine dair rivayet var. Bu rivayeti biz ciddiye alıyoruz. Yani istediğimiz güçte olmasa da rivayet açısından, hadis açısından diğerine ciddiye alıyoruz. Niye? Destekleyen bilgiler var. Ne gibi destekleyen bilgiler var? Estaizu billah. Evvelu beytin vudi'a linnâse lellezî bi Bekke'te. Bekke Vadisi'nde ilk Allah ibadet için konan ev ifadesi var. Yani haliyle zamanı ileriye doğru taşıyor. Yine aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam, Hacer Validemiz de küçük İsmail'i oraya bıraktığında biliyorsunuz oradan kendi yüklerini indirmiyor. Son derece üzgün duruyor. Onun duruşundan Hacer Validemiz şüpheleniyor. Şüphelenince dayanamıyor. Yani İbrahim diyor, bizi kimsenin olmadığı, hiçbir canlının bulunmadığı bu ıssız diyarda yalnız başımıza bırakıyor musun diye bir soru yöneltiyor. İbrahim Aleyhisselam buna da cevap vermiyor. Bazen cevap vermeyiş cevaptır. Neden? Çünkü öyle olmasa öyle şey mi olur derdi. İbrahim Aleyhisselam susunca koşarak gidiyor, dizginlerini tutuyor. Aynı soruyu tekrar ediyor. İbrahim Aleyhisselam yine cevap vermiyor. Şimdi insanın aklından saniyeler içerisinde sorular geçer, hayaller geçer, düşünceler geçer. Hacer validemizin zihninden de geçiyor. İbrahim Aleyhisselam yumuşak mizaçlı bir insan. İbrahim Aleyhisselam gözü yaşlı bir insan. İbrahim Aleyhisselam dilinden dua eksik olmayan bir insan. İbrahim Aleyhisselam asla bir peygamber olarak da günah işlemeyecek bir insan. Bu sefer çocuğunu da seven bir insan. Bu sefer sorunun şeklini değiştiriyor. Arkasından Allahu emarke bihâzâ diyor. Bunu sana Allah mı emretti diyor. Bu soruya cevap daha kolaydır. İbrahim Aleyhisselam evet diyor. O zaman bizi zayi etmeyecektir diyor. Dizginleri bırakıyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam uzaklaşıyor. O da yavrusunun yanına dönüyor. Hacun denilen mıntıkaya, bugünkü Cennet-i Mualla denilen mıntıkaya doğru uzaklaşıyor. Oradan Cennet-i Mualla da dahil Beytullah'ın olduğu yer görünür. O günün şartlarında. Şimdi arada bina olduğu için görünmüyor. Şimdi yıkıldığı için yine dış binası görülüyor. Öyle de oraya varınca iri bir kayanın arkasına da geçince oraya kadar dayanıyor. Ama orada gözyaşları içerisinde Rabbine dua ediyor. Ya Rab, ailemden bir kısmını hiçbir ekinin, ziraatin olmadığı yerde beytinin inde beytikel muharram, haram kıldığın, muhterem kıldığın beytinin yanında bıraktım diyor. Henüz daha? Bugün, henüz orada beyt yok. Henüz orada bir şey yok ama İbrahim Aleyhisselam orada Allah'ın ibadet mekanının olduğunu biliyor. Dolayısıyla dile getiriyor. Buradan da anlıyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'dan evvel burada bir beyt vardı. Bir şeyden daha biliyoruz. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ı oranın inşası emredildiğinde kazarak temele inmiştir. Temelleri hazır bulmuştur. Devenin dişleri gibi sıralıydı alt taşlar, onun üzerine ne yapmıştır? Temeli oturtmuştur. Hmm. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde, o rivayetleri de yan yana getirdiğimizde daha önceden olduğu, yine gelen rivayetlerde Nuh tufanında binanın Beytül İzze ve Sema'ya kaldırıldığı ama mekanının belli olarak kaldığı bilgisi geliyor. Evet.
haliyle İbrahim Aleyhisselam yeniden Beytullah'ı inşa ettiğinde hac için kendisine insanlara ilan et, evvin finnâsi diye ilan et emri geliyor. Ondan sonra insanlar çıkarak hacca geliyorlar. Bu bilgi net, bundan öncesini biz bilmiyoruz. Yani deminki dediğim gibi hac içinde fikir yürütme imkanımız o kadar kolay değil. Yani Beytullah tavaf olduğunu inanıyoruz ama sahraların derinliklerinden münfeccel, amik diyor, sahranın derinliklerinden insanlar çıkarak gelecekler Beytullah'a. Bu ilan nerede var? İbrahim Aleyhisselam'ın ilanında var. Dolayısıyla haccı ondan itibaren biz anıyoruz. Varlığını da biliyoruz. Şimdi evet. Haccın çok fazla hani şiar dediğimiz, belki Türkçe'de yer yer sembol, simge, remiz, rumuz neyse bu şekilde kullandığımız yönleri var. Yani şöyle diyeyim ben insanlara, ne sembol, ne simge, ne hiçbir şey, yani şiar kelimesinin yerini doldurmuyor. Karşılamadığına göre bu kelimeyi, sembolü nasıl biz alıp da Fransızca'dan kullanıyoruz? Bunu da Arapçadan alıp kullanacağız. Kullanmak bu zorunda. Değil, bizim maalesef, iç içe olduğumuz değil. Maalesef o dilimizde neyip öyle bir lalik Fransızcadan var. Fransızcadan gelince hiçbir şey olmuyor. Avrupa İngilizce'den gelince evet. Bir şey olmuyor. Kur'an'dan yani gelince. İslam'ın şeyinden yani kültüründen, yani ana kaynağından gelince ne hikmetse oluyor. Şiar Kur'an-ı Kerim'de. İnne safa vel mervete min şairillah diyor. Allah'ın şiarıdır diyor şey olarak. O oluyor. Bu şiar diye bunu öğrenmemiz, zihnimize de yerleştirmemiz. Yani böyle de yaymamız gerekiyor. Ben aynı zamanda edebiyatçıyım. Dinle kelimeleri önem veririm. Yani zaman, bu kelimenin yerini onlar doldurmuyor. Peki dikkat edelim. Evet. Şimdi haccın şiarları yani her biri çok derin manalar ihtiva ediyor. Evet. Yani çok derin manalar anlatıyor. Ama buna bir de tarihi eklediğiniz zaman, yani geçmişi eklediğiniz zaman bu sefer manalar katlanıyor. Şimdi az önce siz Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer'in o diyaloğundan bahsettiniz. Şimdi orada şeytanın işte gelip de o kurban İsmail, şimdi orada belki konuşacağız ama İsmail'i kurban etme meselesinde işte gelip bir şeyi var. Yani o kadar böyle teferruat var ki şimdi ne diyeceğiz? Hac meselesi bir kere aylarca konuşulacak bir mesele. Yani öyle, içinde şimdi, o kadar şey var. Hem fıkhen var hem tarihen var. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yani hacca gitmeden önce bunların hepsini okuyup veya derin böyle bir mütalaa edip öyle mi gideceğiz? Yoksa zaten vaktimiz yetmez dediniz ya evet. Aylarca konu. Yani, ben söylenmesi gereken zihnimde canlandı. Şimdi yani özet olarak söylersek ya şunları bilmemiz mutlaka gerekli. Gitmeden önce şu konularda şöyle biraz şeyimiz olmalı. Yani bir mukaddimemiz olmalı. Nedir mesela? Biraz şimdi onlardan bahsedelim. Şimdi şöyle başlayalım. Biz namaz kılacağız değil mi? Namazda neler okunur? Ondan sonra da kıyamda nasıl durulur? Rükû nasıl gidilir? Secdeye nasıl gidilir? Secde yedi aza üzerine nasıl yapılır? Secdede ne denir? Nasıl oturulur? Kısaca hepsini bir öğrenme ihtiyacı hissediyoruz. Neden haccı hissetmiyoruz? Namazı bütün ömür kılıyoruz. Binlerce kere kırıyoruz, tekrar ediyoruz, öğreniyoruz. Yine de bilgi eksiğimiz oluyor değil mi? Hacca belki birçok insanımız %80-90 belki de bir kere gidiyor. Bir kere gidilen ibadete büyük itina gerekmez mi? Onun için öğrenmek, mekan hakkında bilgi edinmek, Beytullah hakkında bilgi edinmek, tavaf hakkında bilgi edinmek, sa'y hakkında bilgi edinmek, vakfe hakkında bilgi edinmek, Müzdelife hakkında bilgi edinmek, orada ibadetlerin nasıl yerine getirileceği edinmek, yine Mina'da yani nasıl davranacağız, taşlamalar nasıl olacak, taşlama ne mana ifade ediyor, Allah Resulü neden taşlamış, bütün bunlar hakkında, yapılacaklar hakkında, hatalar işlenince tamiri, namazda sehir secdesi var. Haçta veya umrede bunun yerini ne tutuyor ve benzeri. Bunlar hakkında neden bilgi edinmiyoruz? Önümüze bir insan düşecek, o yapacak, biz de yapacağız. Bundan çıkmak, o da yapsın. Yine önümüzde rehbersiz haç elbette ki ilk defa kılan için olmaz ama şöyle diyelim, önümüzde insan olsa bile biz de bilerek, şuurunu ererek ve idrak ederek neden yapmak için bilgi olarak hazırlanmıyoruz? Bileceğiz, öğreneceğiz, okuyacağız, tarihi dokuyu bileceğiz. Şimdi Cebeli Tevr'in önüne bir insanın varması var. Cebeli Tevr'de yaşananları bilen bir insanın Cebeli Tevr'in önünde durması var. Hıra'nın önünde, yani aynı şekilde burada neler yaşandı, neler oldu bilen insanın duruşu var. Arafat'ta böyle, Mina'da böyle, Müzdelife'de böyle, Uhud'da böyle, Hendek'te böyle. Kısaca bütün bu bilgileri alarak, hazırlanarak, bilmediğimizi söylerek
merak ederek, hatta yanımıza yani bir defter alarak, öğrendiklerimizi kaydederek ve yaşadıkça onlara da yaşanmışla görmüşlüğün bütünleşmesini de bir araya getirerek öğrenmek üzerinde durmak mecburiyetindeyiz, gayretinde olmalıyız. Yani çok hazırlıksız gidiyoruz. Tek kelimeyle çok hazırlıksız gidiyoruz. Yani size hac çıkmış veya siz hacca niyet etmişsiniz. Evet. O zaman bunun öncesinde yapmanız gereken bir şey var. Evet, ruhen de bilgi olarak da çok hazırlıksız gidiyoruz. İki türlü de çok hazırlıksız gidiyoruz. Evet. Şimdi hani program bir hani biraz vesile de olsun diye yani. Misal olarak söyleyeyim, ben bir canlı misal söyleyeyim. En kritik noktasından başlayayım. Taşlama. Bir tanesi hocalarımızdan, hoca vasıflardan bir tanesi diyor ki ben Minya'da gitmiyorum, taşlamaya da gitmiyorum. Geri dönelim. Taşlama son derece önemli. Allah Resulü yapmış mıdır? Yapmıştır. O halde ben de yaparım. Benim için bu bitti. Burada bitti. Ama geri döndüm. Biz taşa atarken ne diyoruz? Bismillah, Allahu Ekber. Allah'ın adıyla diyoruz. En yüce olan Allah'ın adıyla diyoruz. Taşımızı öyle atıyoruz. Bir de dua ediyoruz. Ne diyoruz? Recmen lişşeytan, ırdaen lirrahman. Veya râmen lişşeytan, ırdaen lirrahman. İrdaen lirrahman, râmen lişşeytan şeklinde taşımızı atıyoruz. Ne demek? Rabbimin rızasını celbetmek, şeytanın burnunu sürtmek. Ve şeytana rağmen yanlış olarak onu o istemese de bunu atıyoruz. Bunun manası nedir? Ben Rabbimin rızasının talibiyim. İblisten nefret ediyorum. İblisin duygu ve düşüncelerinden nefret ediyorum. İvasından, fitnelerinden nefret ediyorum. İblisin hoşuna gidecek şeylerden nefret ediyorum. Rabbimin rızasını arzuladığımı, iblisten ve iblisin duygu, düşünce, amel, düzen, nizam ne varsa, zihniyet ne varsa hepsinden nefretimi ilan için bu taşa atıyorum demektir. Ve böyle atılınca manası olur. Böyle atılınca doğru yerli yerine gelmiş olur. Bu manayı bu taşıdığı içindir. Ve orada aynı zamanda niyetin vücut diliyle birleşmesidir. Buna misal için ya zaman zaman şunu misal veriyorum. Bir kere üniversite imtihanında çocuklarımı götürmüştüm. Çocukları götürdüğümde içeriden birisini çıkarttılar. İki tane polis, iki üç tane görevli bir kız çocuğunu çıkarttılar. Niye çıkarttılar? Ağlayarak çıktı tabii. Başörtülü olduğu için çıktı. Unutma, bunu da unutmayalım. Yıllarca yaşadık bunu, bunu unutmayalım. Ağlayarak çıktı. Ondan sonra elindeki kalemi, silgiyi, her şeyi fırlattı. Şimdi onun o halini gören bir çocuk var. Ablasıyla beraber gelmiş yani. O da kapıdaydı. 14-15 yaşlarında 2-3 polis o çocuğu zor zapt etti. Niye? Ablasının o halini gördüğü için. Sizce bu çocuğun kalem fırlatışı, silgiyi fırlatışı hiç mana ifade etmiyor muydu? Bizim orada o taş atışımız bir mana ifade etmiyor mu? Biz orada Rabbimize ahit veriyoruz. Ya Rab, ben senin rızanı istiyorum. İblisinkini değil. İblisin hoşuna gidenleri değil. İblisin teşvik ettiklerini de değil. Ona nefretimi ilan ediyorum. Beden diliyle ilandır. Ve çok şey ifade eder. Tabii üzülerek ekliyorum. Kaç insanımız taşları bu niyetle atıyor. Bu ahdimize sadakat gösterseydik, ülkemize dönünce de bu sadakatimize bağlı olsaydık, İnan bugün tarih değişik olurdu, coğrafya değişik olurdu. Şu hallerde yaşamadık birçok hallerimizi. İnşallah o şuurun yaşandığı, kabardığı, canlandığı, gönüllerin birbirine kaynadığı günleri görürüz. İnşallah. Şu anda yaptığımız taşa atmak, öfkemizi alamayınca şemsiyeyle, elimize geçirdiğimiz sopalarla, terliklerle oraları dövmek. Çantaya atmak. Ama, evet, çantaya atmak, elimize su şişesini atmak. Şimdi ne gelirse fırlatıyoruz zaten. Tabii evet. Şeytan taşlama işin biraz sonunda. Sonunda. Yani ya, ama yani diyelim ki bakın bir kere yaptığımız bir fiilin taşıdığı bir mana var. Evet. O ne demek istedim? Şimdi hac Arafat'tır diye evet. Kısaca formüle etmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Arafat'taki vakfenin işte makbul dua vesilesi oldu. Şöyle Arafat'tan bahsedersek, yani gerçi Arafat'tan önce Mina var ama hani hadi Mina'yı diyelim ki şey yaptık, Arafat'a geçtik. Şimdi yani Arafat'ta toplanma, Kur'an-ı Kerim'de Arafat'tan akma mesela resmediliyor, anlatılıyor. Şöyle Arafat'ın manasından yani niçin sormayacağız, yani hikmet olarak soracağız, niçin sorarsak sebep değil de. Yani hikmetinden bahsedersek nedir mesela Arafat'ta toplanma? Yani ya ne yapıyor? Ya toplandık burada. Nedir hikmeti dese birisi ne diyeceğiz? Şimdi tabii bilgi bütünlüğü olsun diye söylüyorum. Haccın 3 farzı vardır.
birincisi ihramdır. İkincisi haçta, Arafat'ta vakfedir. Üçüncüsü Beytullah'ı tavaftır. Evet. İhram haccın içinden bir parça olmadığı için kişi şarttır. Ne gibi? Abdest gibi. Abdest namazın içinden bir parça değildir ama abdestsiz olursa namaz olmaz. Dolayısıyla şarttır. Yani farzlar, şartlar ve rükünler diye iki ayrılır. İhram şarttır. Rükün nedir Arafat'ın? Dolayısıyla haccın iki temel rüknü vardır. Birisi Arafat'taki vakfedir, diğeri Beytullah'ı vakfeden sonra tavaftır. Anladık? Bunlardan tavaf zamanla sınırlı değildir bütünüyle. Evet, ilk üç günün içerisinde Hanefilere göre, bazılarına göre Kurban Bayramı biliyorsunuz, Hanefilerde biliyorsunuz üç gün devam eder. Şafilerde dört gün devam eder. Diyelim ki üç gün veya dört gün. Kısaca belli bir zamanın içerisinde yapılması, meşru mazereti olmayan yapabilecek insanların yapılması nedir? Vaciptir. Yani biz de yine Hanefi fıkhına göre söylüyorum. Vaciptir, yapar, yapmazsa ne olur? Cezasını verir ama daha sonraki günlerde, aylarda, hatta yıllarda bile yapabilir. Komada olduğunuzu düşününüz, yapamadığı bir başka sebeplerle yapamadığını düşününüz, kaçırıldığını ve benzeri, yapamazsa bir yıl sonra bile gidip yapabilir. Ama yani ihram takıntısının bir dilimi devam eder. Yani fıkhi inceliklere girmiyorum. Bir hayli detayı var yani şey olarak. Geri döndük. Arafat'taki vakfe ise hem mekanla sınırlıdır hem de zamanla sınırlıdır. Zilhicce'nin 9. günü. Rükün vakti öğle namazıyla ikindi namazının cem edilerek kılınmasıyla başlar. Sabahleyin fecir vaktine kadar devam eder. Bu da bazı insan kardeşlerimize garip gelecek ama bilgi böyledir. Tekrar ediyorum. Öğle ile ikindi namazını birleştirerek, cem ederek kılınmasıyla başlar. Sabah namazına kadar devam eder. Vaktinde yetişen insanlar için öğle namazından gün batımına kadar durulması vaciptir. Tamam. Gün battıktan sonra oradan ayrılabilir. Ama bir insan geldi, bu vakitte yetişemedi. Sabah namazı fecir vaktine kadar Arafat'ta yetişir de vakfe yaparsa bu insanın haccı da haçtır. Anlaşıldı? Rükun vakti oraya kadar devam eder. Evet, bu bilgi net. Yetişemeyen için böyle yetişemeyen bir... için evet, sabah fecir vaktine kadar devam eder. Şimdi bugün yine bir kardeşimiz soruyordu şey olarak, ya güneş batmadan oradan ayrılacakmışız diye. Bu kuruma, bu vebal getirir, yani görevli ayıracağını söylemiş. Vebal getirir, yani aynı zamanda kurban cezasını gerektirir. Güneş batmadan oradan ayrılırsa. Ayrılırsa. Mesela ayrılırsa evet. Güneş bat battıktan sonra ayrılabilir. Battıktan sonra. Güneş battıktan sonra da fecir vaktine kadar. Fecir yetişen yeğenler için vakti fecir vaktine kadar devam fecir eder. Fecir vaktine kadar devam eder. Şimdi geri döndük. Dolayısıyla Arafat'taki bu ibadetin vakfı hem coğrafi olarak sınırlıdır, Arafat meydanıyla sınırlıdır. Dolayısıyla hem de zaman olarak sınırlıdır. Peygamber Efendimiz onun için el haccu Arafat demiştir. Yani nedir? Hac Arafat'tan ibarettir. Çünkü zamanla mekanla sınırlı olduğu için bu vakitte bu coğrafyaya yetişen insan ancak hacı olur. Diyelim ki bir gün sonra gelen insan artık hacı olamaz veya bu mekanın dışındaki insan hacı olamaz. Bu bir. Dolayısıyla böyle buyurulduğu için, rükün de bu olduğu için hacca giden insanlar belki aynı anda tavaf yapamayabilirler. Birisi bir gün önce, birisi bir gün sonra, birisi bir hafta önce, birisi şöyle böyle tavaf yapabilirler. Ama bu zaman diliminin içerisinde özellikle de öğle vaktinden gün batıncaya kadar olan zaman diliminin içerisinde tamamı Arafat'ta bulunmak zorundadır. Evet. Yetişemeyenler hariç, demin dediğim gibi onlar da diyelim ki binde biri geçmez. Bu zaman diliminin içerisinde Endonezyalı orada, Cezayirli orada, Fas Tunuslu orada, Afganlı orada, Hindistanlı orada, Türkiye'li orada, Körfez'dekiler orada, dünyanın dört bir ucundan gelen insanlar orada, kim bilir Rabbimize kaç dilden dua ediliyor. Orası umman olunan yerdir. Orası binlerce peygamberin gelip geçtiği yerdir. Peygamber Efendimizle birlikte 120 küsür bin sahabinin gelerek telbiye getirdiği, dua ettiği, niyaz ettiği, Allah Resulü'nün ellerini semaya kaldırdığı, müminleri irşat için veda hutbesini irad ettiği, benden duyan insanlar duymayanlara ulaştırsın, belki onların içerisinde daha iyi anlayan insan olur diyerek vasiyet de ettiği o mekandır.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra da oradan binlerce tabi, binlerce alim, binlerce mücahit, binlerce gönül eri gelmiş geçmiştir ve asırlar boyu bu nimet devam etmiştir. Orası dünyanın dört bir ucunda yaşayan ümmetin buluşma meydanıdır. Onun için son derece kıymetlidir. Üzerinde dönüp tekrar tekrar düşünmekte, asıl gayesine ulaşabilmesi için, orada gelenlerin gerçekten kaynaşabilmesi için, gerçekten dertleşebilmesi için, birbirinin derdini öğrenebilmesi için, mekan haline getirmesi için de gayret sarf edilmelidir. Evet. Yani Arafat bir toplanma meydanı, yeri. Bütün dünyadan gelen müminlerin toplanma meydanı. Yani orada diyelim ki ayrı bir çadıra kapanıp da ha, biz bu ülkeden gelen hacılarız, biz ayrıyız, siz ayrı. Yani böyle bir şeyi biraz da sanki yani manayla tam şey yapmıyor. Evet, şöyle diyeyim, ben küçülteyim daha iyi anlaşılsın diye. Şöyle diyelim, bir kasaba hayal ediniz. Bir şehir, kasaba hayal ediniz. Büyükçe bir camisi var, herkes o camiye geliyor. Herkesin namaz kıldığını da hayal ediniz. İnşallah o günleri yaşarız. Hayal ediniz. O camiye şehrin valisi geliyor. Emniyet müdürü geliyor. Bütün makam sahipleri geliyor. Varlıklısı geliyor. Esnafı geliyor. Diğer insanları geliyor. Bütün meslek dallarında insanları geliyor. Gençleri geliyor. Bir genç valiyle yan yana durup namaz kılabiliyor. Bir başka genç, diyelim ki 14 yaşında bir genç düşünün, emniyet müdürü yan yana. Allahu Ekber deniyor, beraber rükuya gidiliyor. Beraber secdeye gidiliyor. Selam veriliyor. Birlikte dua ediliyor. İnsanlar birbirini görüyor. Sıkıntısı varsa söylüyor. Birisinin başına bir şey gelmişse Ahmet kardeşimiz, Mehmet kardeş nerede denebiliyor. Ona el uzatabiliyor. Buluşma, kaynaşma, görüşme, dertleşme veya birisinin başına bir şey geldiyse haber alma veya herhangi bir esnafsa yahu benim musluğum akıtıyor yani bize inşallah bir uğrar mısın bile deme. Yani çıktıktan sonra tabii içeride deme doğru değil de çık deme. Kaynaşmanın, birbirinden haberdar olmanın bir yeridir. Bu hadiseyi büyütün büyütün Arafat'a getirin. Devletlerde neler yaşanıyor? Burma'da neler yaşanıyor? Endonezya'da neler yaşanıyor? Bugün Yemen'de neler yaşanıyor? Bosna'da neler yaşandı neler? Filistin'de neler yaşanıyor? Kısaca insanların derdini yakından dinlemenin, bir araya gelmenin, bir araya gelmenin şuurunu yaşamanın günleridir. Yani bir haccı, haccı evet, bir asgari olarak eda etmek var. Bir de yani nasıl diyeyim, tam kemaliyle bu şekilde yani manasını düşünerek, idrak ederek eda etmek. Bazen görmenin, yaşayan insanı görmenin hali başkadır. Yaşayan insan anlatırken daha başka anlatıyor. Şöyle diyeyim, bir kere Kudüs'e gitmiştik. Yani Kudüs'te Mescidi işte Aksa'nın sol tarafındaydık. Orada Kudüs TV vesaire de varmış. Onlarla da konuştuk. Yani orayla ilgili olarak 15 tane genç bize bakıyordu. Genç dediğim 30-40 yaşların arasında. Şeyden sonra yanımıza geldiler. Arapçada bildiğimizi görünce dertleşmeye başladık. Meğer Filistinlilermiş. Duvar atlayarak gelmişler. Hepsi lise hocasıymış. İşlerinde benimle konuşan, onlarda da ıhvandan büyük ihtimalle, yani aralarındaki hiyerarşiye dikkat ederler. Bizimle birinci derecede muhatap olan kardeşimiz şeyliymiş, fizik hocasıymış. Giderken şöyle bir dert açtı. Hepimiz biliyoruz ama o gözle bazen bakmıyoruz. Bizim atladığımız yerden dedi, bir kilometre ileride 18 yaşlarında bir genç atlamış ve vurulmuş. Bir gün önce de namaz, meğer o gencin namazıymış. Böylece de biz de öğrenmiş olduk. Vurmuşlar, şehit olmuş. Biz de vurulabilirdik dedi. Kendi ülkemizde buraya duvarları atlayarak geliyoruz. Arkasından sözü açtı. Dedi ki, yani bakın dedi, bize bu geleceğe dedi bizim atalarımız hazırladı. Biz Osmanlı ile birlikteydik dedi. Şöyle böyle olabilir dedi, iddia olabilir dedi. Onlara ne vaat ettiler bilmiyorum. Büyük ihtimalle hür olacaksınız, kendi topraklarında olacaksınız. Osmanlı sizi sömüremeyecek, gelemeyecek, gidemeyecek. Şöyle kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz gibi cümleler söylediler. Ve bizim o büyüklerimizi ikna ettiler. Osmanlı gitti, bizim oradan İngiliz geldi. İngiliz geldi, yerine Yahudi'yi getirdi. Şimdi Yahudi bu bizi inletiyor. İngiliz destekli, Avrupa destekli olarak bizi inletiyoruz. Belki bu kadar kötü düşünerek yapmadılar ama bizim bu geleceğimizi bizim o büyüklerimiz hazırladı. Onları işte belki acı bir söz söyleyecekti, durdu, söyleyemedi. Onlara hayırla yad edemiyoruz dedi. Bu yüzden dolayı hayırla yad edemiyoruz dedi. Bize bu günleri, bu acıları, bu sızları, bu dertleri onlar hazırladı.
Şimdi bunu yaşayan insandan, hisseden insan, duyan insandan duymak bir başka türlü oluyor. Uzaktan doğruyu takip etmekten çok farklı oluyor. Doğrusu bana çok tesir etti. Evet. Evet. Yani, aynı sıkıntılar içimde de bunun örnekleri yani birçok ülkemizde var. Ve yani bu sözleri Arafat'ta da bir oraya gelen bir Filistinli'den duymak mesela diyorsunuz. Evet. Şimdi Arafat'tan o akış yani Kur'an'ın resmettiği akın diyor. O Nemire Mescidi'nin hemen yanında. Efidu min haythu efadan nas buyuruyor yani insanlar. Yani akış. Oradaki fada kelimesi nedir? Bardağın veya işte helkenin, kuanın dolup dolup musluk devadı. Sonra taşmasının adıdır. Veya barajın dolup dolup üstünden su taşmasının adıdır. Nitekim oradaki akış gerçekten böyle bir akışa benziyor. Yani güneş batmadan evvel dışarıya çıkarsanız, dışarıdan yüksekçe bir yere çıkarsanız, güneş batınca, şeyler açılınca o akışı şöyle bir görürseniz hakikaten yani Kur'an-ı Kerim'in tasvirine çok ama çok benziyor. Evet. Evet. Şimdi oradan Müzdelife'ye geliniyor. Akarak Müzdelife'ye geliniyor. Ya şimdi tabii bir otobüsle gidenler de var. ya otobüsle gitmekte sıkıntı yok herhalde. Yani şöyle olarak sıkıntı yok yani. Ya şöyle diyelim. Yani Peygamber Efendimiz oradan binekli gelmiştir. Binekli gelme demek yani o deveye bindiyse illa deveye binilecek demek değil yani. Dolayısıyla yani otobüste gelişte bir de ezilmeden, hırpalanmadan gelmekte bir sakınca yok. Şimdi Müzdelife'ye geldik. Müzdelife ne mana ifade ediyor? Hani orada da bir vakfe var. Yani Müzdelife'de bir gece kalma yani bu hikmet olarak söylersek nedir oranın sırrı? Şöyle Arafat'tan boşanarak geliyoruz. Meş'aril Haram diye bir tepecik var. O tepeciğin yanında yapılan camiye şimdi Mescid-i Meş'aril Haram. Bir kere Rabbimiz yani fezkurullaha indel meş'aril haram. Meş'ar-ı haramın yanında Allah'ı zikredin. Allah için dua emrediliyor yani orada. Bir kere Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz. İkincisi Allah Resulü'nün yaptığı bir fiili. Allah'ın emriyle yaptığı bir fiili yapıyoruz. Orada yani şöyle diyeyim, derelerden, büyük barajlardan suların boşalması, gelip bir başka yerde toplanması, yeniden bir araya gelmesi gibi gelerek orada müthiş bir kaynaşma yaşanıyor. Orada çadır yok. Orada herkes gök kubbenin altında. Çok yıldızlı otellerde, dünya kadar gökyüzünde yıldız var. Arada bir araya geliyorsun. Orada rütbe yok. Orada elbise yok. Orada lüks yok. Orada hiçbir şey yok. Haliyle böyle bir atmosferin içerisinde yeniden geliyorsun. Akşamla yatsı namazını cem ederek orada kılıyorsun. Geceyi oradan geçiriyorsun. Atacağın taşları oradan toplamak, eftal oradan topluyorsun. Dolayısıyla ertesi gün için hazırlık yapıyorsun. Sabah namazı olunca orada sabah namazını kılıyorsun. Bir arada buluyorsun. Yani sonra vakfeyi yapıyorsun. Cepheye hazırlık, savaşa hazırlık diye biraz. Cepheye hazırlık ve ruhen de hazırlık oluyor. Ruhen de hazırlık oluyor. Sabah namazı. Bir de insanların birbirine hiçbir farkının kalmadığını asıl orada görüyorsun. Yani şöyle diyeyim, Arafat'ta farklı çadırlar var, Arafat'ta günümüzde lüks çadırlar var, Arafat'ta şu var bu var ama Müzdelife'de bunların hiçbirisi eğer köprüyü geçmezseniz yok. Hepsi dediğim gibi düz zemin var, o zeminin üzerinde gök kubbe var. Evet. Hani birisinin babası vefat edince, bir ilim, irfan ehlinin babası vefat edince babanız için güzel, şirin bir kubbe yapalım mı diyorlar. Şöyle türbe manasına, o da gök kubbeden daha büyük, daha güzel olacak mı diyor. Mümkün değil efendim diyorlar. O zaman bırakın gök kubbenin altında kalsın diyor. Oradaki kubbe çok güzel bir kubbe. Şimdi Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etme ve şeytanın o işte orada verdiği bir vesvese. Bunu meşarla mı ilişkilendireceğiz? Yani o sanki mekan olarak orası zikredilir ama. O şeyde nedir? Meşar-ı Haram değil. O Mina sınırlarının içerisinde. Peki. Şimdi sabah namazını kıldık oradan. Şimdi bu arada zayıf rivayetler var. Yani ben çok fazla aktarmayı bulmadığım için yani niye demedi denebilir ama çok fazla aktarılması uygun bulmuyorum. Çünkü insanlar asıl manayı unutuyorlar, oralara yoğunlaşıyorlar. Evet. Hangi nereleri? Misal olarak söyleyeyim. Arafat'ta Allah Resulü üç şeyi ayağımın altına aldı. Bütün cahile zihniyetini ayağımın altına alıyorum diyor. Kan davasını ayak altına alıyor. Ondan sonra faiz belasını ayak altına alıyor. Kadınların hususunda Allah'tan korkun diyor. Yani haykırıyor. Bütün bunları unutuyoruz. Adem ile Havva validemizin Arafat'ta buluşmasını alıyor.
Yani görüyorsun, tarihin nostaljisi. Evet yani herkes unutuluyor. Niye Adem'le Havva validemizin Arafat'ta buluştuğu anlatılmadı diye sitem ediliyor. Bununla orada bir romantizm var orada. Çok zayıf evet. Ama biz o zayıf da olsa değildir demiyoruz. Çünkü aksine bir rivayet yok. Peki. Aynı şey Müzdelife için de var. Yani onun için yani Arafat'ta istedim. Diyorsunuz daha böyle vurucu şeyler Allah var. Allah Resulü gelmiş. Veda hutbesinde bıraktığı bize müthiş bir hukuk sistemi var neredeyse. Onları tekrar etmeyi gerçek manada Rabbimize yönelerek dua etmeye seni bırakıyoruz. Bu nevi şeylere giriş yapıyoruz. Evet. Şimdi sabah namazıyla beraber çıktık. Müzdelife. Sabah namazında işte Müzdelife'de kılmak ve sabah vakfesi Müzdelife'nin sabah namazından sonra olur. Bu vaciptir. Dolayısıyla vakfemizi de yaptıktan sonra oradan akarak nereye vakfe gidiyoruz? Vakfe miktarı miktarı zamanla sınırlı değil. Yani kısa bir zaman dilimi olsa da yapıyorsun. Evet yani vakfe yerine gelmiş olur. Evet. Oradan Mina'ya aktık. Artık şeytan taşlayacağız. Evet. Elimizde taşları topladık. Az önce bahsettiniz. Evet. Şimdi büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Küçük büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan var. Şimdi sıralama şimdi Mekke'den doğru büyük, orta, küçük. Mekke'den eğer doğru. Geldiğimiz ikametten sonra küçük, orta, büyük oluyor. Küçük, orta, büyük. Yani şeyden, evet. Müzdelife'den geldikten yani küçük. Yani Mekke'ye yakın olan büyük şeytan. Tamam, büyük şeytan. Şimdi büyük şeytana yani büyük cemre diyelim. Yani büyük cemre. Büyük cemre. Peki, diyelim. Büyük cemreye geleceğiz. Bir ara verelim isterseniz. Evet, tamam. Sizler izleyeceğiz. Aradan sonra geleceğiz. Evet. Sonra tekrar birlikteyiz Doktor Şerafettin Kalay hocamla. Hacı konuşuyoruz. Hacın mana, hikmet ve dikkat edilmesi gereken yönlerini konuşuyoruz. Şimdi nereye geldik? En son şeytan taşlamaya geldik. Şimdi aralarda fıkhi olarak çok önemli ayrıntılar var. İşte Müzdelife'den ayrılma vakti, işte şöyle ayrılırsa ne olur, erken ayrılırsa, geç ayrılırsa ne olur gibi. Şimdi bu tür detayları konuşurken arada söyledim hocama, ya kişi tek başına yapamaz bunu hocam. Yani bu hacı mutlaka bilen birilerinin rehberliğinde yapmak gerekir. Hocam da zaten dedi biz de hac rehberlerini eğitiyoruz dedi. Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir isimlendirme. Dediniz ki bu isimlendirmeyi de aslında bir gözden geçirmek lazım. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan değil. Cemerat diye, büyük cemre, orta cemre, küçük cemre diye isimlendirmek lazım. Şimdi ilk başta hangisinden başlıyoruz hocam? Sabah vardık oraya. Tamam. Birinci gün gittiğimizde tek cemre taşlanılır. Onda cemre-i akabe taşlanır. Tekrar ediyorum. Birinci gün sadece cemre-i akabe, yani o cemaratın Mekke tarafında olanı taşlanır. Vardığımız istikametten büyük olan, Mina'da büyük olan taşlanır. Sadece ona birinci gün 7 taş atılır. Şöyle diyeyim, biz hep 70 taş deriz ya, oradan şey yaparız. Ben rakamı çıkarayım sonra geri döneriz. Birinci gün 7 taş attık mı, ikinci gün 3'ü de taşlanır. Küçük, orta, büyük 7, 7, 21. Birinci günde 7 atmıştık, etti 28. Yine ikinci, üçüncü günde 21, 7, 7, 7 atlanır, 21 taş daha atınca ne olur? 28, 21 daha 49. Dördüncü günde 21 taş atarsak o zaman 70 olur. Toplam. Yani birinci gün dolayısıyla 7 atarız, birisini taşlarız, ikinci, üçüncü atacaksak dördüncü günler hep 3'ü de taşlanılır. Tamamı ne yapar o zaman? 70 olur. Ya şimdi evet. Sayıya riayet etmez. Diyelim ki bir baktı hep 70 tane attı veya yani o sayıları şaşırdı. Bunlarda bir hani şimdi çok oralara girmeyeceğiz belki hani ceza falan evet, girmeyeceğiz evet. Ama yani bir hayli detayı var çünkü nasıl kaza edilir, ne olur, ne gider gibi o şey olur. Yani kısaca olması gerekeni söyleyelim. Birinci gün özellikle birinci gün atacağı taşları sünneti müekket olarak mutlaka nereden toplamalı? Diyelim ki Müzdelife'den toplamalı. Diğerini başka yerlerden alabilir. Yani diğer taşlayacakları başka yerden alabilir ama temiz olacak. Büyük taşları kırarak elde etmeyecek. Mescitlerden almayacak. Kirli yerlerden taş almayacak. Bunlar mekruh.
bunları alırsa. Ama bir oradan diyelim ki 7 taş, onun için söylüyorum, 7 taş almayacağız. Yani diyelim ki yanımıza 10 tane taş alacağız eğer zamanımız dar ise oradan. Ya 70'in de oradan toplayacağız ya en az diyelim ki 10 taş civarında taş alacağız ki atarken elimiz bir yere çarptı. O taş elimizden fırladı. He. Hedefe alamadık. Ne olur? Yanımızda yedek taş bulunduracağız yani dolayısıyla. Evet. Attığımız taşın oraya vurduğunu göreceğiz veyahut da onun havuzunun içerisine düştüğünü göreceğiz. Peki. Bu derecede yaklaşacağız demektir bunun manası. Şimdi yaşlı hacılarımız yaşlı taşı atıyor, öndekinin boynuna düşüyor, yetişmiyor şeye. Evet. Şimdi yani onun için yaklaşacak ki hem öndekine vurmayacak hem de taşın nereye düştüğünü görecek. Yani evet, taşın, ya da taşı atabilecek kadar bir kuvvete sahip olacak ki. Yani latife olsun diye söyleyeyim. Arada uzun boylu bir arkadaş var. 1.90 boyunda arkadaş var. Giderken dikkat et, özellikle Endonezyalılara dedim. Sen taş atlamada sıkıntı çekeceksin. O gitti yani şey olarak. Sonra biz balkonda konuşuyorduk. Geri dönmüş, hocam niye açık söylemedin diyor. Şimdilik 5 yerde diyor delik var. Şimdi o uzun boyunla en öne geçersen tabii, arkadan en öne canlar adamı şişlerler. Evet. Şimdi geri döndük yani tabii bu kadar uzaktan veya Endonezya'dan attık, uzaktan atmayacağız. Biz taşımızı, bu mümkün aslında. Mümkün derken yani ne kadar izdihamlı günlerde bile mümkün de şimdi 4-5 kat oldu. 4-5 kat olan yerde bir insan hemen gelip gelmez, İslam'ın içine girmek değil, biraz öne doğru gelirseniz Mekke tarafına doğru oradan dönerek atmaya kalkarsanız oralardaki önlerde ciddi boşluklar var. Hatta duvarın dibine geliyorsunuz. Duvarın yani pratiğini biz yaşayan insanız, bunlar izdiham olduğu zamanlarda bile gayet ferah yerler bulabiliyorduk. Veyahut da birazcık beklerseniz kalabalık bir grup oradan atılıp çıkınca yerinde ciddi bir boşalma meydana geliyor. Şimdi oraya gireceksiniz, oraya atacaksınız. Beklemek deyince birinci taşı atmak için öğleye kadar vakit. Ha, birinci gün yani, taşınkı yani süresi, bir de onu şey yapalım yani bir tane hoca vasıflı insan yadırgıyorum yani biraz da kınadığımı da söyleyeyim. Gece yarısı olmamıştı, biz tavafı bile yapmıştık diyor. Bunu hoca vasıflı birisi söyleyemez. Geri dönüyorum. Yani ihtiyatla hareket etmesi gereken birisi hiç asla söyleyemez. Nedir? Birinci gün taşlamanın vakti fecirle başlar. Birinci günün taşlamasının vakti fecirin doğuşuyla başlar. Normalde fecir ne olacaktı? Müzdelife'de doğacaktı. Biz sabah namazını kılacaktık. Vaktimizi yapacaktık, gelecektik. Ama geldik, şunu ettik, bunu ettik. Ne olursa olsun birinci gününün taşlaması fecirden önce başlamaz. Fecirden sonra başlar yani haliyle. Fecirden fecire kadar devam eder. Birinci günün taşlamasının süresi 24 saattir. Tekrar ettim bunu. 24 saattir. Öğlene kadar olanı sünnete en uygundur, en efsaldir. Öğleden gün batımına kadar olanı sünnete uygundur, problem yoktur. Geceleyin taşlama zinde, dinç ve genç erkekler için mekruhtur. Kadınlar için değildir, yaşlar için değildir, rahatsız olanlar için değildir. Evet. Bu yüzden yani grup işte kadınlı, erkekli, yaşlı da olursa ki çoğu grupta böyle var. Biz gece gitmesine şey gözüyle yani kadınların veya yaşlı insanların gündüz izdihama girmesindense gece gitmesini normal buluyorduk. Günümüzde gece de mümkün, gündüz de mümkün. Yani eski izdiham yok. Eskiden önce bir katta, sonra iki katta ve benzeri yani sıkıntılar olabiliyordu. Günümüzde bu sıkıntı yok. Ama yine de yani diyelim ki serin vakit diye işte sıkın yaza geldi bir de. Buna bir şey demiyoruz. Ama yani yine kardeşlerimizin şuurlu davranmasında elbette ki tercih ediyoruz. Evet. Şimdi, birinci gün 24 saattir. İkinci gün öğleden başlar. Sabahtan başlamaz. İkinci günün taşlaması. Üçüncü günün taşlaması da öyledir. Yani en eftal olan tabii akşam. Birinci gün için. Birinci gün ikinci, için. Üçüncü gün. Şimdi akşamları taşlamakla ilgili yani izdihamdan kaynaklı bir çözüm olarak düşünülmüş. Evet. Fıkıhta da karşılığı var. Ama eftal olan diyorsunuz bu evet. Vakitlere riayet etmek. Evet. Vakitlere riayet ederek. Şimdi tavaf var. Çünkü bu, gündüz atabında nereye düştüğünü görüyorsunuz da iyi hakim olabiliyorsunuz ve benzeri. Günümüzde de ışık sebebiyle gecede yani kısmen hakim olunabiliyor. Nereye düştüğü görülebiliyor. Ama yani her şeye rağmen Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmak, mümkün mertebe riayet etmek en güzel şeydir şüphesiz. Peki. Şimdi tavaf dedik. Orada tıraş, saç tıraşı var. Tavaf var. Veda tavafı var. Birinci gün şöyledir. Yani sıralama. Birinci gün ne yapacaksın? Varacaksın, taşını atacaksın. Hı. Tamam. Attın mı? Arkasından kurbanını keseceksin.
arkasından başını tıraş edeceksin. Buna birinci tahallül deniyor. İhram yasakların büyük bir bölümü kalkıyor. Artık nasıl diyeyim, tırnak kesebilirsin, işte saç zaten tıraş oldu, başka türlü temizlikler yapabilirsin, güzel koku kullanabilirsin. Sadece Hazreti Ömer radıyallahu anh güzel koku yasağının da hala devam ettiği kanaatindedir. Ama bütün yasaklar kalkıyor, sadece karı koca ilişkisinin dışındaki bütün yasaklar kalkıyor. Onun için Mina'da taşa attıktan sonra, kurban kesildikten sonra tıraş olunmuşsa buna birinci tahallül denir. İkinci tahallül helalleşme, farz tavafı yapınca bütün yasaklar kalkar. Peki. Tamam. Şimdi tavafa geldik. Gerçi tavaf belki ilk başta da konuşulması gerekirdi ama şimdi tavafta ya gidip gelenlerin nakilleri, yani şimdi kadın erkeğin iç içe tavaf yapması, o alanın yani o kalabalıkla çok çok sıkışması çözülemez mi gibi bu tartışmalar var. Geçmişte nasıldı? Şimdi bu tartışmalar yani gerekli mi? Yani biraz oradan mı gireyim, yoksa bir manasına da gelelim isterseniz. Yani o tavafın şekliyle ilgili fıkıh yönüyle ilgili birkaç husus belirtelim istersen, sonra manasına geçelim. Şimdi şöyle diyelim, yani ilk önce ben fıkhi bilgiyi bir netleştireyim. Evet. Tavafın birinci gün yapılması, taşlandıktan sonra bir gün yapılması en efdaldir. Birinci gün yapılamamışsa ikinci gün, ikinci gün yapılamamışsa üçüncü gün. Şer'i mazereti olmayan insanlar, yani sağlığı, sıhhati yerinde olan insanlar bu üç günün içerisinde tavafını yapmalıdırlar. Bu üç günden sonraya bırakırlarsa şer'i özürleri de yoksa kurban kesmeleri gerekir Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre. Şimdi bir şey pratikte dönecek olursak, pratikte tavsiye ikinci gününü üçüncü güne bağlayan gecedir. Çünkü birinci gün ilk izdiham yığılıyor. İkinci gün üçüncü bağlayan gece en rahat gecesi olur. En rahat zamanı olur tavafın. Bir de gece olduğu için serin olur. Denizden uzak olduğu için geceleri o arada serinlik çabuk dökülür. Üçüncü günü, dördüncü günü bağlayan gece Mina'dan iniş başladığı için yeniden tavaf yoğunlaşır. Bir şey daha var. Bir de erken gidecek olanlar veda tavafını öne alarak yapmaya çalışırlar. Bu yüzden üçüncü gün geçtikçe zayıflamıyor. Gün geçtikçe yoğunlaşabiliyor. Dolayısıyla bu günlerin içerisinde en rahat tavaf yapılacak gün, pratiğe dökecek olsak ikinci günün üçüncü güne bağlayan gecedir. Geri döndük. Tavafa geldik şimdi. Tavaf bir açıdan bir kere, yani Rabbimiz Beytullah'ı tavaf etmeyi emrettiği için yapıyoruz. İkincisi Allah Resulü tavaf ettiği için yapıyoruz. Üçüncüsü İbrahim Aleyhisselam tavaf için Hacer-i Esved getiriyor. Tavafa nereden başlayacak? Ta ondan beri geliyor bu tavaf anlayışı. Beytullah'ın çevresinde biz pervane oluyoruz. Rabbimiz emrettiği için, bu atmosferde duaya çok uygun olduğu için. Orada Rabbimize niyazlar ederek, dua ederek, Beytullah'ın yanında, dünyanın manevi merkezinde tavaf ederek, yani dualarımızı Rabbimize ulaştırıyoruz. Bizim gibi olan ve dünyanın dört bir ucundan gelen insanlarla beraber orada yine kaynaşıp iç içe giriyoruz, bu tavafımızı yapıyoruz. Bu neden yedidir, neden böyledir Rabbim biliyor. Fikirler yürütebiliriz ama, yani fikirler, neden gökyüzü yedi kattır, vallahu alem. Neden say yedi keredir, gerçi Hacer validemiz de yedi kere gitmiş gelmiş ama biz onun için yapmıyoruz, Allah Resulü böyle yaptı diye yapıyoruz. Biz onu sadece Hacer validemizin meselesi olsaydı, tarihi bir vaka olarak, hatıra olarak anlatırdık, oradan geçerdik. Ama Allah Resulü yaptığı için artık ibadetin bir parçası haline geliyor. Buna değişik manalar verilebilir ama yani belli bir noktada durmakta fayda var. Şu şöyledir diye kestirip atamıyoruz. Belki şöyledir, belki hikmeti şöyle olsa gerektir. Belki yedi tavaf hakikaten doyurucu bir tavaftır. Yani bir insan iki kere şey olacak da ibadeti tam ne yapıyorsun, yedi kere tavaf edince hakikaten ibadetin hakkını vermiş hissi ve duygusu da gelip gönle yerleşiyor. Bir de sayının bilinmesi insanı rahatlatır. Yani yedi tavafı yapınca ben ibadeti kamil yaptım diyorsun. Namaz iki rekat olunca, iki rekatı yapınca kamil yaptım diyorsun. Dört rekat olunca kamil, bunun bilinmesi bile güzeldir. İnsana kılabildiğiniz kadar kılın dense insan bir türlü tatmin olmaz.
acaba yaptım mı? Acaba eksik mi? Bak kardeşim şu kadar rekat kıldı, ben bu kadar rekat kıldım. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu duygusuna kapılıyor. Rabbim böyle emretmiş, böyle yaptık ve kamil yaptık manası gelip gönle yerleşiyor. Hikmet olarak inanın bu bile yeter, yani gönülde yeri oluyor. Ama Beytullah'ın çevresinde, Beytullah'ın da gönle verdiği manevi hazla, onu da merkez edinerek gönüllerin dua etmesi oldukça güzeldir. Orada yapılan duaların detaylarına bakıldığında, manasına bakıldığında da güzeldir. Müşterek gönüllerden yükselmesi ayrıca bir güzeldir. Ama inşallah dediğim gibi bu giderek şuurumuza, giderek arzumuza, iştiyakımıza da tesir eder. Ve hacca giden insanlar inanın işte 20'si, 30'u, 40'ı, 50'si hayal edin giderek şuur yükselmesinin olduğunu, dünyanın çehresi inanın ki değişir. Evet. Yani kalabalıkla ilgili sorunu biz kendimiz çözebiliriz. Kalabalığa gelince, yani şöyle diyelim, kadın erkek kalabalığına gelince çözülmesi o kadar kolay değil. Çok fikir yürütüldü, çok zihin yürütüldü. Haç mevsiminin Ramazan'ın dışında belli görev noktalara görevler durdu. Yani içeriden işte diyelim ki erkekler veya aileler daha da içeriden yaptı. Erkek yalnız başına olanlar dışarıdan yaptı ve benzeri yaptı ama haçta da hakim olunamıyor, Ramazan'da da hakim olunamıyor. Bunlar diyorsunuz geçmişte uygulandı. Uygulandı, uygulanmaya çalışıldı. Doğru olan günümüzde o kadar değil. Hem tenha vakti seçmek hem de her insanın ferdi olarak dikkat etmesi. İnanın her insan fert olarak dikkat etse, kadın kendine dikkat etse, erkek kendine dikkat etse, biraz sıkıntılarımız neyden kaynaklanıyor? Yeterli bilgi ve şuurumuzun olmayışından kaynaklanıyor. Yani dikkat eden kardeşlerimiz yani gayet rahat yapabiliyorlar. İnan namaz kılarken de aynı sıkıntılar var. Namaz kılarken de erkek kadın dikkat etse bu sıkıntılar namazda da olmayacak. Sıkıntımız şuursuzluktan kaynaklanıyor, evet, daha çok. Şimdi Makam İbrahim'de namaz kılmak şu anda tabii bunlar çok zor. Yani şimdi tabii tavaf namazına veya namazın efteliyat sırası Makam-ı İbrahim'in arkasıdır. İşte mültezemdir. Yine aynı şekilde Hicri İsmail'dir. Onun sonra Beytullah'ın herhangi bir yeridir bunun dışında. Ama tavaf namazı illa orada kılacak diye bir şart yok. İnsan unutsa, mesela mekruh vakti gelse, yani İmam Şafii'lerde, Şafii rahmetullahi aleyhe göre mekruh vakitte de kılınır. Neden kılınır? Sebep gerçekleştiği için kılınır. Tavaf etmişin sebep var ortada, meşru sebep. Onlar da kılınır ama bizde bir namaz eğer geniş vakitliyse, tavaf namazı gibi kamil vakitte kılınmalıdır. Diyelim ki kılacaktın, mekruh vakit de tavaf yaptın, unuttun, daha sonra İstanbul'a geldiğini aklına geldi, burada dahi kılabilirsin. Evet. Ama oradaki faziletleriyle ilgili, ama ben fazileti yerine getireceğim diye insanlara eza ve cefa veriyorsan vebal kazanarak yana fazilet kazanılmaz. Vebal işleniyorsa bir tarafta, öbür taraftan fazilet gelmez. Bu gerçeği de unutmayalım. Çünkü Makam İbrahim'in arkasına inadi duran insanları, gelenlere de sıkıntı veren insanları da gördük. O şekilde kazanılmaz. Evet. Say var Safa Merve arasında. Şimdi üst katları yapmışlar ama şimdi üst katlarda tepe hissi olmadığı için biraz yarım mı kalıyor? Yani üst katlar değil, caiz mi diyesek caizdir. Tabii alt katta, yani iki tepenin arasında olduğu için alt katta yapılması güzeldir. Ama mesela çok kalabalık var peşinizde. Bu bir. Bir de insanlar yeni gitmişse, yeni gidilen özellikle umrelerde veya haçta ilk varışlarda insanlar hem yorgun oluyorlar, hem de tavaf yapınca iklimi de alışıyor, terleme yapınca Safa Merve arasında soğuk püskürtücüler var. İnsanı hasta etmeye de yetiyor. Yani işte bizim yine rehberlere tembihlerimizde ilk geliş sırasında diyelim ki ikinci kata almak, oradan yaptırmak belki daha sıhhat açısından daha iyi. Ama yine de Safa'nın göründüğü, Merve'nin göründüğü iki arada, daha sonra insanlarımız yeni işte umreler yapacaklarsa bunları yapmalarında, alt kattan yapmalarında yerine göre fayda var. Şimdi hacı olduk. Hani kurbanla kesti, hacı olduk.
Hacı, şimdi eskiden hacı denildiği zaman bayağı bir şey anlaşılıyordu. Fakat şu anda ne olmuş? Yani hacı olduysa ne olmuş? Veya hacı olmuş ama diye kurulan cümleler var. Yani hacca da gitmiş ama diye. Ne hacı deyince ne anlayacağız? Yani hacla ilgili onu da kısa bir değinelim sonra kurbana geçelim. Şimdi demin bir şey demiştim. Hacca çok hazırlıksız gidiyoruz diye. Hacca sadece bilgi açısından hazırlıksız gitmiyoruz. Bir de şöyle. Bir haftalığına hacca gidiliyor. Ömründe bir defa gidiyorsun, bir hafta zamanın arasına sıkıştırmaya çalışıyorsun. Haşlama yapar gibi bir hac yapıyorsun. Çayı haşlama bile çaydan hoşlanmıyoruz ama iş hacca gelince haşlamasından hoşlanıyoruz ne hikmetse. Ne yapacağız? 5 yıldızlı otellerde kalacağız. Ondan sonra şöyle olacağız. Bana telefon edip soruyorlar, işte tam tavafı yapacaktım, işte adet geldi, böyle bir durumda ne yapmamız lazım ve benzeri. Bütün bunları hesap etmeden bir kardeşimiz nasıl hacca gidebiliyor? Niye böyle çabuk yapıyoruz? Biz gelmeyince dünya batıyor mu Türkiye'de veyahut da olduğumuz yerde batıyor mu? Bizim hac bizden, ömrümüzde bir defa yaptığımız hac bizden bu kadar mı zaman almalı? Biz buna hazırlıklı olarak gitmeliyiz. Ruhen hazırlıklı olmalı diye zihnimizi de boşaltmalıyız. O anda biz nasıl namazdayken kendimizi bütünüyle namaza veriyorsak ne olur bütünüyle hacca verelim. Oteldeki yemeklere vermeyelim, yemeğin çeşidine vermeyelim, orada kalacağımız süreye vermeyelim, nasıl döneceğimiz planlarına vermeyelim. Yani şöyle bir zaman dilimini hacca ayıralım ve hacca kendimize vererek bu ibadeti yapalım. Kendimizi yani bütünüyle manevi olarak da, maddi olarak da, zaman olarak da bunu harcayalım ve bunu yerine getirelim. Evet. Tabii sorunuzu bu arada unuttum. Hacı dedim şey yapar. Yani hacı derken yani o hacıya yüklenen mana. Şimdi bu şekilde gitsek, gerçekten o şekilde dönsek yani o zaman ona göre davranırız. Asıl demek istediğim de şuydu cümleye onun için başladım. Ayet-i Kerimelere bakın. Ayet-i Kerime'de ne zaman iman geçse arkasından salih amel gelir. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsin üzüle. İman edenler ve salih amel işleyenler. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti. Ancak kurtuluşa erenler kimlerdir? İman edenler, salih amel. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce yerde bulursunuz bu şekilde. İman geçiyor salih amel. İman salih. İllezîne yuqîmûne's-salâte. Bakıyorsunuz gaybe iman ederler, arkasından ne yaparlar? Namazını hakkıyla eda eder, salih amel geliyor. Ha, salih amelden birisi geliyor. Bunun manası nedir? Gönlünde iman olanların o imanı dış dünyaya salih amel olarak aksedecek. Kalbinde imanı var, dışarıdan hiçbir şey hissedilmiyor. Rabbimiz böyle istemiyor. Bize ne istiyor? Kalbinde iman taşıyan, o nurun gereğini dış dünyaya aksettiren insan olarak istiyor. Böyle olunca dış dünyaya iman güzel meyve verir. Zaten ona da benzetiyor. Daima devamlı meyve veren ağaca da benzetiyor. Eğer böyle biz mümin olarak salih iman aksettiren insanlar haline gelirsek, hacca gidip o mahşeri, o güzelliği yaşayıp haccın gereki ahlakını dış dünyaya aksettirirsek, o zaman cemiyet çok şey kazanır. Çok da değer kazanır. Ama aksini yaparsak biz, mümin olduğumuzu söylüyoruz, hacı olduğumuzu söylüyoruz, imanımızla ve haccımızla barışmayan ameller yapıyoruz. Bu bize sıkıntı olarak zaten yetip artıyor bile. İnanın müminler İslam'ın emrettiğini %50-60-70 oranda yaşasalardı, bugün belki dünyanın çoğu Müslümandı. Tebliğ demek her zaman kürsüye çıkıp ey Müslümanlar, ey insanlar şu şöyledir, şu şöyle güzeldir, şu şöyle demek değildir. Tebliğ demek en güzel şekilde yaşamak, en güzel şekilde örnek olmaktır. O insanların selamı bile tebliğdir. Varıp birine güler yüz göstermesi tebliğdir. Birisine çay ısmarlaması tebliğdir. Birisinden çay içmesi tebliğdir. Dükkanına, işine, başına giderken yolda selam verdiği dostlarına verdiği selam bile tebliğ de çok şey değiştirir. Evet. Yani hayatın akışının yaptığı tesiri hiçbir nutuk yapamaz. Bu bir gerçektir. Yani hacı da bu hacı şeyin da unutmamalı yani bu oradan zaten haccının mebrur olması, Allah katından makbul olmasının en büyük alameti ahlakında meydana gelen güzellik ve güzel yöndeki değişikliklerdir. Evet, o bu güzel, evet. Yani en son bu güzel oturdu evet. Yani tam. Şimdi hocam kurbana programımızın süresini düşünerek temettü haccı, yani haccın da çeşitleri vardı. Tabii haccın, oradan kurbana geçelim. Evet, haccın şöyle diyelim, afaktan giden insan için hac 3 çeşittir.
Tavaf ne diyoruz? Beytullah'ı, Kabe'yi diyelim ki şu Kabe ise, diyelim ki şu kağıdı düşünün. Şimdi çevresinde bir halka vardır. Bu Mekke harem sınırı diyoruz biz buna. Bir de daha geniş bir halka vardır. Buna mikat çemberi diyoruz. Yani mikat çerçevesi. Bunlar Allah Resulü'nün tayiniyle bunlar 5 tanedir. Medine yakınlarında Zülhuleyfe, yine Kızıldeniz tarafında Cuhfe, bizim hizamıza, gidiş hizamıza o geliyor Cuhfe, güney tarafta Yemen tarafında Yelemlem, Taif tarafında Zatul Karn diye yani bir mıntıka var orası, bir de Irak istikametinde Zatul Urk diye. Bütün bunlar, bu noktalar Peygamber Efendimiz tarafından tayin edilmiştir. En yakını Taif'tekidir, yaklaşık 75 kilometre. Medine'deki ise 400 kilometre civarında. Bunun dışında yaşayan insanlara, bizim gibi insanlara, Medineli de bunun içerisine dair afaki deniyor. Afaktan gelen insanlar 3 türlü hac yapabilirler. Bu varlıkla ilgili değil. Yani şu kadar varlığı olan şunu yapar, şunu yapar değil. Yani üçünden birisini tercih etmekte serbest. Ne yapabilir? Bir hacci ifrat yapabilir. Hacci ifrat, daha mikatı geçmeden hacca niyet edersin. Niyetini getirir, telbiyeni getirirsin. Gidersin dolayısıyla haccını yaparsın. Sadece hac yaparsın. Buna ne diyoruz? Hacci ifrat diyoruz. İfrat zaten fert, tek demek. İkincisi nedir? Hacci temettu. Buradan giderken diyelim ki ihrama girersin, varırsın umreni yaparsın ilk önce, umrenden çıkarsın, tıraş olur çıkarsın, günü gelince, yevmi terbiye diyoruz, Zilhicce'nin 8'inde yeniden niyetlenerek, yani hacca niyet ederek yeniden ihramlanırsın, bir de hac yaparsın. Aynı mevsimde hac ve umreyi bir araya getirme nimetine erdiğin için, bunun için kurban kesersin. Hacci ifratta kurban vacip değildir. Bunda iki ibadeti bir araya getirdiğin için kurban vaciptir. Buna biz ne diyoruz? Hacci temettü diyoruz. Tekrar ediyorum. Varıyorsun, umre yapıyorsun. İhramdan çıkıyorsun. Sonra hac için ihrama giriyorsun. Haccı eda ediyorsun. İki ihramla iki ibadeti aynı hac mevsiminde yaptığın için bunun adı nedir? Temettüdür. Giderken daha mikat noktasını geçmeden hem umreye hem hacca niyet ediyorsun, varıyorsun, umreni yapıyorsun, ihramdan çıkmadan bekliyorsun, Arafat'a da aynı ihramla çıkıyorsun, haccını da yapıyorsun. Bir ihram içerisinde hem haccı hem umreyi yaptığın için buna haccı kıran denilir. Bunun da kurbanı vaciptir. Niye? İki ibadeti yaptığın için. İkisinde hem haccı temettuda hem haccı kıranda kurban İkisinde var. İkisinde de kurban var. Dolayısıyla bu üç çeşit haçtan herhangi birini seçebiliyorsun, yapabiliyorsun. Ama Mekkeli hükmünde olan insan ve mikatın içlerindeki olan ehli hil deniyorları olan insanlar sadece hacci ifrat yapabilirler. Peki. Evet. Şimdi kurbana geldik. Şimdi kurbanın Hanefi mezhebindeki hükmü biraz daha keskin. Şafii mezhebinde biraz daha hafif. Fakat şu anda artık bu tür şeyleri konuşmuyoruz. Yani evet. Kurban nasıl kesilecek veya kurbanın mana ve hikmetleri diyoruz. Şimdi fakirler derken çok izafi bir şeyden mi bahsediyoruz? Yani kesebilecek durumda. Hani kitaba baktığınız zaman kimler kesebilir, kesemez noktasında. Biraz şöyle oraya da gelirsek. Yani ya benim evim yok, şuyum yok, buyum yok. Bu benim vicdanıma mı kalmış? Mı diyeceğiz? Yoksa ya kardeşim kesersen bak şöyle olur falan mı diyeceğiz? Yani şu kesmenin şartlarına da bir girersek hocam. Oradan buyurun. Şimdi yani kurban, ilk önce şunu diyelim, sağmal hayvanlar diye adlandıracağımız hayvanlardan olur. Bunun Arapçada bir adı var, en'am diye. En'am deyince ne içerisine alınıyor? Birincisi deve, ikincisi sığır cinsi, üçüncüsü davar cinsi diyelim. Deve sağmal bir hayvandır. Bunların Türkçe'de toplasan, ben düşündüm, epey bir düşündüm üzerine hangi kelimenin altında bunlar bir araya gelir. Sağmal hayvanlar kelimesinde biz koyunu sağarız, keçiyi sağarız, ineği sağarız, mandayı sağarız, deveyi sağarız. Başka da sağmayız. Dolayısıyla sağmal hayvanlar diye belki isimlendirilebilir. Bu hayvanlardan biri olmak zorundadır. Tekrar ediyorum, Arapçada en'am diye tek kelime var hakkında. Bu hayvanların tamamını içerisine alır. Sığırla manda cinsi birbirinden sayılır yani genellikle ikisi aynı hükme tabidirler.
Dolayısıyla küçük baş hayvanlar nedir? Yani koyun, davar dediğimiz, biz giderek biraz argoda kullandığımız için davar kelimesinin canını okuduk ama davar kelimesi lüzumlu bir kelimedir. Çünkü koyun cinsini de keçi cinsini de içerisine alır. Koyun cinsi ve keçi cinsinin ikisi yani kendi aralarında ayrıdır. Hayvanların detaylarını da giderek unuttuk. Yavrularına ne dediğini de unuttuk evet. Yani şey olarak. Ya bak koyun ve keçi cinsi bir kişi için yaşını doldurmuşlarsa bir kişi için ne olurlar? Kurban olurlar. Vaktiyle 5-10 kişiden işte kurban olsun diye para toplama da caiz değildir yani bu arada. Çünkü 50 lira kurban olmaz. Ona sadaka denilir. Yani kurban olması için hayvanın bütününün bir kişiye ait olmalı ki o hayvanı o insan kurban olarak kesebilsin. Sığır cinsiyle deve cinsi ise 7 hisseye bölünebilir en çok. Yani 7 hisseye bölünebilir, 6 hisseye bölünebilir, 5 kişi bir sığırı kesebilir veya deveyi kesebilir, 4 kişi de kesebilir, 1 kişi de kesebilir. Yani kısaca 7'ye kadar hisse ne olabilir? Büyükbaş hayvanlarda olabilir. Evvela bunu bir netleştirelim. Bunların içerisinden sığır cinsi 2 yaşını doldurmalıdır, deve cinsi 5 yaşını doldurmalıdır. Haliyle kurban kesecek insanlar da kurbanlık getiren insan bundan daha düşük yaştakları getirmemeli, alan insan da almamalıdır. Getiren insan bu konularda daha bilgi sahibidir. Kurban kesecek insanı kandırmaya yönelik adım atmamalıdır. Bu büyük vebal getirir. Yani işte kurban için uygun olmayan diyelim ki sakatlık hani sakatlıklarda evet yani bir tarafı eksik filan. Ya yani onlar da apayrı bir fıkhi yani detay var, ama bir hayli detay var. Kısaca hasta olmayacak, sağlıklı olacak. Yani artık ümit kesilen bir hayvan olmayacak. Topal olup da işte sürüye katılamayan cins olmayacak ve benzeri gibi detaylar var. Kısaca biz sağlam, güzel bir hayvan seçeceğiz. Yaşını doldurmuş olacak. Bunu Allah için kurban edeceğiz. Allah'ın yarattığı otlar bitirip yerden, yağmurlar yağdırıp otlar bitirip yerden otların yeşerttiği, dolayısıyla onun verdiği nimetlerle biz o hayvanları neticede büyüyoruz. O hayvanların kim için? Allah adı anarak kesilmesidir. Sonra etinde şüphesiz tavsiye gereği ne var? Üçe taksim ediyoruz. Bir bölümü akrabaları için, komşular için, bir bölümü fakirler için, bir bölümü de ailenin kendisi için. Bu bağlayıcı değil. Yani şöyle diyor ki, eğer yine duyduğum için söylüyorum, bir insan hepsini kendi ailesinde yiyorsa, bundan biz ne anladık? Ne anladık diye çok şey anladık ama tabii elbette ki deminki tavsiyemizi tekrar ediyoruz. Yani bu böylece dini mübin tavsiye ediyor, biz de tavsiye ediyoruz. Ama aile diyelim ki çok zor zoruna kurban kesen bir aile düşününüz. Yıl boyunca pek et yemeyen bir aile düşününüz. Hayvanını kesti, dolayısıyla ailece yediler. Çok fazla sağa sola veremediler. Mutlaka verirler ama veremediler. Böyle bir aile bile Allah için kesilmiş, kendi kestikleri bir kurban etinin başında bir araya geliyorlar. Bu büyük bir nimettir. Ve her bayramda bu atmosferin aile içerisinde yaşanması da o aileye güç, kuvvet ve aynı zamanda Allah'ın emrine itaat azmi ve şevki verir. Bu da güzel bir haslettir. Ama buna fakiri sevindirirsen, buna akrabanı düşün, ona sevindirirsen, hele de çocukların eline şu yavrum şunu şuna götür dersen, çocuk o götürmeyi, o karşı duayı duyarak eve dönerse, bunun nimeti çok daha büyük olur yani şüphesiz. Evet. Şimdi kimler kesmeli sorusuna gelirsek, yani şöyle imkan olanlar veya artık şu güce sahip olanlar, zoru vacip olandan diyelim. Hanefi mezhebine göre vacip olandan alalım. Nisap miktarı mala sahip olan, borcu olmayan insanların üzerine yıl geçmese bunda şart değildir. Kurban kesmek vaciptir. Nisap yani miktarı derken de yaklaşık şu zekat. Anda 20 binin üzerinde bir rakama sahip. Zekat miktarı. 20 bin liralık bir paraya. 80 küsur gram diyelim. 80 gramın altına. Üzeri diyoruz biz ona. 80'e şimdi 255 mi? Altının gramı 250'ye çarparsan 20 bin küsur çıkar. Bir rakam çıkar. Evet. Yani bu böyle bir altına veya paraya sahip olmak. Sahip olacak, borcu da olmayacak. Evet. Borcu da olmayacak. Evet. Yani evi olsun olmasın bunlar değil. Değil. Yani onlar değil. Yani ileriye eve biriktiriyorum, hacca gideceğim para biriktiriyorum işte ve bunlar bağlayıcı değil. Evet. Değil. Mevla yine bereket verir, yine kazanç gelir. Yani Mevla Rabbim için verildikçe karşılığı mutlaka akan su gibi, akan pınar gibi, kuyudan yeniden su fıkırdaması gibi gelir ve bollaşır. İnşallah.
Peki, yani bu zamanda yani ille de borca girmemek, başkasının hakkını ihlal etmemek şartıyla daha az parası olan veya şu anda normalde durumu müsait de şimdi mesela kurban zamana geldi müsait değil. Bu insanlar kurban keserlerse ayrıca ecir alırlar. Başkasının hukukunun borçlusunu bekletmemek gibi bir durumla karşı karşıya iseler. Dolayısıyla bu imkanları varsa bunun karşılığında ecir alırlar. Yani ille de 20 bini geçen keser aşağıdaki kesemez değil. Aşağıda evet. Onlar da kesebilirler. Şimdi sık sık yani muhtemelen size çok soruluyordur. Kredi kartıyla kurban alayım mı? Alınır mı filan veya krediyle kurban alma. Kredi belki farklı ama kredi kartıyla kurban alınır mı? Şimdi markette kurban satılıyor, paket yapmışlar, işte reklam yapıyorlar. Bu şekilde kurban alınır mı? Kurban keserken marketlerin kurban organizelerine detaya girmek de zorunda kalırız belki ama girmek istemiyorum. Ama umumen söyleyeceğim, marketlerin kurban organizelerine ciddi hatalar var. Bu şekilde kurbanı asla teşvik etmiyoruz. Yani marketten böyle kesilmiş hazır şu fiyata buyurun paketledik filan diyorsun bu tasfik yani. Hatta önceden bile işte şu kadar kurban veriyoruz şu şöyle yatırım böyle yatırım böyle bir kurban kesim organizasyonu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Evet. Şimdi bir şunu da doğru bulmuyoruz. Başta yine sorulduğu için söylüyorum. Kurbanımızı kesiyoruz. Kestikten sonra etleri tartıyoruz. İşte et kilo başı şu kadar ödeme yapıyoruz şeklindeki bir kurban kesimi de doğru değildir. Çünkü kesilecek hayvan kesilmeden önce kesenlerin mülkiyetine girmek zorundadır. Yani hayvan benim olacak, benim olan hayvana yani keseceğim. Halbuki ben akdin ucunu açık bırakmışım. Daha hayvan benim ne zaman oluyor? Kesildikten, tartıldıktan ve ben parasını ödedikten sonra yani hayvan benim oluyor. Buna biz fasit akit diyoruz. Niye? Bedel meçhul. Bedel meçhul olan bir akit mülkiyet ifade etmez kabızlar, teslim almalar tamamlanmadan. Dolayısıyla yani bu şekildeki bir kurban kesimi doğru bir kurban kesimi değildir. Evet. Yine hani kredi kartı dedim. Şimdi vadeli olarak ben peşin ödeme diyelim ki şansım yok. Taksitle ödedim. Vadeli olarak bir fark bindi üzerine. Şimdi bunu iki türlü belki şöyle yapabiliriz. Yani bir finans kurumlarının yaptığı gibi bu hayvanı ben 1500'e peşin olarak aldım. Size vadeli olarak diyelim ki 2000'e satıyorum. Şimdi bu peşin alıp bana satınca ben de bunu kabul edilince dolayısıyla fiyata da ödeyeceğim fiyat belli olunca bu akit veresi olarak geçerli olur, caiz olur. Çok tavsiye etmesek de olur mu? Evet olur. Niye insanlarımız böyle yani vadeye girip de bu şekilde işte ek paraları ödüyorlar bilmiyorum. Bundan zevk alan insanlarımızın olduğunu genellikle görüyorum. Her şeyi vadeli yapmaya bir kere alışmışız. Ama diyelim ki ben bunu peşin yani ben sana 1500 lira para veriyorum bununla kurbanını al. Bana bunu şöyle vadeyle 2000 lira olarak ödersin. Bunun adı faizdir. Böyle kurban olmaz. Evet. Bu hem faizden hem kurbandan hem de dolayısıyla katmerli vebal kazanırsın. Biz kurbanı niçin kesiyoruz? Allah rızası için ve sevap kazanmak için, ecrini kazanmak için kesiyoruz. Bu bize vebal getirir. Yani kredi kartıyla işte taksitli ödeme şeklinde alınabilir. Taksitli, yani ne kadar tavsiye? Yok, peşin alıp vade satma şekli uyguluyorsa bize müessese öyle alınabilir. Yoksa şey olarak olmaz. Nedir o? Yani ben 1500 lirayı bana vermiş oluyor. Ben ona 2000 lira olarak bunu ödüyorum. Evet. Bu faiz. Bu faiz. Tamam. Evet. Peki. Yani kurbanda o hadis-i şerifin gereği hani verilen et bizim mi oldu? O hadiste öyle zikrediliyor. Ama diyorsunuz ki et çok fazla yemeyen bir ailenin de yani kurbanını kendi toplanıp bir arada şey yapmasına da bir beis yok. Peki. Elbette. Tabii yani ayrıca yani Cenab-ı Allah'ın hani Ebu Dehdah diye bir sahabi var. Ebu Talha zannetiyor millet ona. Çünkü Ebu Talha radıyallahu anh çok bahçe vakfeden bir insandır. İki bahçesini vakfetmiştir İslam uğruna. Ebu Dehdah diye birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede men yukridullaha kardan hasenen. Kim Allah'a kardı hasen verirse. Ya Resulallah Cenab-ı Allah'ım diyor. Borca mı ihtiyacı var diyor, paraya mı ihtiyacı var diyor. Peygamber Efendimiz yani bu insanın anlayabileceği şekilde çok güzel cevap veriyor. Ebu Dehde, Cenab-ı Allah'ın dünyaya ihtiyacı yok diyor, borca da ihtiyacı yok, bir şeyde ihtiyacı yok ama diyor, bize insan olarak cennet için fırsat hazırlıyor diyor, fırsat veriyor.
kazanabilen için diyor. Ebu Dehdah bunun üzerine iki bahçesinden birden vakfetmiştir. Efendimiz hayır demişti, birini ailene al, öbürünü vakfedebilirsin diyerek vakfetmiştir. Cenab-ı Allah bize etlere ihtiyaç yok. Biz ne yapıyoruz? Ete Allah rızasını kazanmak için komşumuza veriyoruz. Allah rızasını kazanmak için fakirlere veriyoruz. Dostumuza veriyoruz. İnsanları çağırıyoruz. Onunla beraber yuvamızda yiyoruz yani genelde. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsat. Komşumuza verirken de fırsat, ailemizde yerken de fırsat, Allah'ın adını anarak kurban ederken de fırsat. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize fırsat sunuyor, din-i mübin de fırsat sunuyor. Bunu o şuurla yerine getirelim. Yani o eti birisine verdiğin zaman o fırsatı değerlendirmiş oluyorsun. Yani bir o, evet. Hocam bunun için kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin diyoruz. Benim namazımda, orucumda, kurbanımda, bütün ibadetlerimde alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu şuuru taşıyoruz. Bu şuur bize çok şey kazandırıyor. Peki. Evet. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun hocam. Yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Pergel'de konuğumuz Doktor Şerafettin Kalay hocamdı. Hac konusunu işledik programda. Hocam çok güzel bilgiler verdi. Yine kurbandan bahsetti kendileri. Sağ olsunlar. Gelecek bölümde farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.